Nereye geldik biz böyle? Neresi burası? Kalacak yer istemiyor muydun Arzu? Gidiyoruz işte. Ay böyle kokuşmuş bir yerden bahsetmiyordum herhalde. İstersen ben gideyim, sen başını çağırsın bak ha. Zorla getirmedik değil mi? İyi tamam tamam. Çok var mı daha? Geldik şurası. Ah baba. Hem kendini yaktın hem beni. Evde biri mi yaşıyor? Sana soruyorum, cevap versene. Selim Bey. Buyurun efendim, anahtarlarınız. Tamam, kabul ediyorum. Giderken birazcık sıkıntı yaşadık ama dönüşteki sürüşüm kusursuzdu, kabul edin. Ya biraz daha sıksan 20 ile gidecektin neredeyse. Ya bir an at arabasıyla gidiyoruz sandım ben. Ya öyle mi? İyi tamam, bundan sonra yalvarsan geçmiyorum direksiyona. Ya tamam tamam, gel. Gel, rallici karım benim, gel. Ama yani ben kurallara uyuyorum. Evet. Evet, biliyorum hayatım, biliyorum. Sen benim elimden Perin'i aldın. Bakalım ben de senin karından sonsuza dek ayırınca ne yapacaksın? Şalık herif. Ya seni kızdırmak o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Zeynep abla, Selim abi. Gel bakalım prenses. Aa, bakıyorum keyfin yerine gelmiş. Ben çok güzel kurabiyeler yaptım, biliyor musun? Öyle mi? Bize de yaptın mı bakalım? Dur dur yaptık. Oh. O zaman al bakalım sana pamuk şeker. Pamuk şeker yaşasın, en sevdiğim. Gül bakalım Selim Bey, sıra sendeyken gül. Çünkü bu mutluluk tablosu fazla uzun sürmeyecek. Son gülen ben olacağım. Ben. Erkut, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben bu kızla aynı evde kalmam. Arzu,
Ne konuştuk yolda? Bir süre böyle. Ben bu avam kızla aynı evde kalmam. Pardon, kalacağım derken? Sen bir kapa çeneni istersen. Hadi Arzu, içeri Allah aşkına ya. Bir fare deliğinde, üstelik bir fareyle. Bu kadar da fazla ama ya. Arzu, yeter ama. Sen hiç konuşma Erkut. Ben sana bana kalacak bir yer bul dedim. Senin bulduğun kepaze yere bak. Beğenmiyorsan gidersin Arzu. Kepaze mi? Sen kapa çeneni istersen. Erkut, hani benim burada olduğumu kimse bilmeyecekti. Öyle gerekti. Siz ne fısıldaşıyorsunuz ya? Ha? Sen bir de bu kıza hesap mı veriyorsun? Bakın hanımlar, bir müddet böyle idare edeceksiniz. Hem iyi tarafından bakın değil mi? Birbirinize arkadaşlık edersiniz. Yok artık. Erkut, biz biraz konuşalım mı? Şu düştüğüm hale bak ya. Sen az önce bir süre böyle idare edeceksiniz derken tam olarak ne demek istedin Erkut? Yani. Yani ne? Ya ben o kadınla ev arkadaşı mı olacağım? Bir süre öyle Asuman. Tamam sağ ol. Beni son anda polislerin elinden kurtardın. Böyle ev tuttun falan. Teşekkür ederim. Ama biz o kadınla... Ya Allah aşkına Erkut, sen de gördün. Geldiğinden beri bana saldırıp duruyor zaten. Gece uyurken beni boğar falan maazallah. Ya Asuman. Morali bozuk onun da. Babası birkaç gündür içeride ya. Sinirini senden çıkartıyor. İyi de ben stres topu muyum canım? Haklısın. Haklısın. Biraz sabret. Bak ben bulacağım sana başka bir yer. Hem zaten sürekli böyle bir yerde kalmam benim de içime sinmiyor. Ama Erkut. Asuman, bak onunla da konuşacağım ben. Ha? Biraz daha sabret. Biraz idare edin birbirinizi. Lütfen. Tamam. Zaten başka çarem mi var? Nereye gidiyoruz Arzu? Ciddi ciddi burada kalmayacağım herhalde. Arzu, şansını fazla zorlama. Ya anlamıyorsun, ben o kızla... Arzu, ev ev diye tutturdun, al sana ev. Beğenmiyorsan gidersin. Ama... Arzu, bak şu kızın da canını daha fazla sıkma. Gidiyorum ben. Babamın dersleri nasıldı? İyiydi çocuğum. Babam çok ders çalışır mıydı yani? Eyvah! Abi bütün kirli çamaşırlarını dökülecek şimdi ortaya. Babanız okuldan geldiği gibi derslerin başına otururdu. Çok mu çalışkandı baba? Aslında pek çalışmazdı. İmtihan günü geldiğinde kitabın kapağını açmazdı ama en yüksek notları da o alırdı. O zaman babam çok zekiymiş. Öyle tabii. Ama öğretmenini iyi dinlerdi. Derslerini hiç ihmal etmezdi. Ben de okuldan eve gelince hemen derslerimin başına oturuyorum. O zaman ben de babam gibi çalışkanım. Aslında ben okula gidebilmiş olsaydım öğretmenimin sorduğu soruya cevap verebilirdim. Tabii yavrum. Bak göreceksin. En yakın zamanda arkadaşlarını arayı kapatacaksın. Selam amca da çalışkan mıydı? Selim amcanız mı? Nerede? Onun işi gücü haylazlıktı. Diğer talebeler harıl harıl sınava çalışırken Selim amcanız ağaç tepelerinde gezerdi. Anne aşk olsun ya, bak çocukların yanında. Yani şimdi de dersler konusunda pek farklı sayılmaz. Bak gelirim oraya, biz yerim ona göre ha. Tembel. Çocuklar bayağı da geç oldu. Hadi doğru yatağa.
Hadi bakalım. Çok uykum geldi çünkü. Hadi anneciğim sen de gir yatağına uyu. Evet Elif. Bak sabah çok erken kalkacağız. Anneciğim. Bak Tuğçe doğru söylüyor. Hem yarın okulun da var. Anne ben yarın okula gitmek istemiyorum. Canım kızım benim. Yapma ama. İstemiyorum anne, lütfen. Güzel kızım benim. Şimdi sen yat, güzel güzel uyu. Yarın bunları tekrar konuşuruz, tamam mı? Hadi canımın içi. İyi geceler, tatlı rüyalar. İyi geceler. İyi geceler. Çok acıktım, yiyecek ne var? Pekin ördeği var, yanında da sebzeli pilav var. Tam ağzınıza layık. Bak sen çok oluyorsun ama. Kaşarın ağzını kapatıp dolaba koy, kurumasın. Melek. Şuraya bak ya. Yemin ediyorum kümes burası. Tost olmuştur herhalde. Bu ne ya? Üf. Şu düştüğüm hale bak ya. Ya şu düştüğüm duruma bak ya. Anlat bakalım. Erkut'la sizin durumunuz nedir böyle? Durum derken?
Yani seni böyle polisten kaçırması, koruyup kovlaması falan diyorum. Yardım ediyor işte. Vallahi benim bildiğim Erkut, kimse öyle karşılıksız yardım etmez. Pardon da sen ne demeye çalışıyorsun ya? Senle Erkut diyorum. Acaba aranızda bir şeyler mi var? Ne alakası var ya? Yani bana yardım ediyor diye böyle bir şey olması mı gerekiyor? Bilmem. Ben de sana soruyorum. Bu kadarı fazla mı artık ya? Hem sadece bana yardım etmiyor. Canım, ben onun patronunun kızıyım. Yani kendine beni kıyaslamasa niye edersin? Aramızda dağlar kadar fark var. Şekil Ağa'da görüldüğü gibi. Yavrum, ne düşünüyorsun kim bilir? Neler yaşadın, ne sıkıntılar, ne acılar çektin bu yaşında. Mevlam bundan sonra yüzünü güldürür inşallah. Allah ne muradın varsa versin yavrum. Çoluğunla çocuğunla inşallah. Sen de mi geliyorsun? Niye geliyorsun ki? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bence sen boşuna gelme. Gelsin gelsin. Sınıfı temizler o da. Aynen, Elif sınıfı temizler. Ne güzel. Yüzüne bak. Yüzüne bak. Arkadaşlarımdan geri kalmamalıyım. Koktu börekler. Elif'im çok sever. Soğumadan güzel güzel yesinler. Günaydın. Günaydın Kenan abi. Ellerinize sağlık. Mis gibi kokuyor. Neler yapmışsınız böyle? Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Bütün maharet Melek ablada. Yok, alt tarafı sigara böreği işte. Vallahi altın üstünü bilmem. Harika görünüyor. Kızlar nerede? İnmediler mi daha? Yok, inmediler Kenan abi. Birazdan gelirler. Elif, dün yaşadıklarından dolayı bugün okula gitmek istemedi de... ...ben de çok zorlamayayım dedim. Bir günlük yani. Anladım. Ben bir bakayım o zaman.
Günaydın. Ah, güzel kızım. Ben seni hala yataktasındır diye düşünmüştüm. Yo, ben çoktan uyandım ki. Gece kalktım. Ders çalıştım. Bir sürü toplama çıkarma yaptım. Şimdi okula gitmeye hazırım. Aferin benim akıllı kızıma. Artık arkadaşlarımın ayıpmasından bile korkmuyorum. Bugün tahtaya çıkmak için parmak bile kaldıracağım. Güzel kızım benim. Canım babacığım. Oh be, vallahi dünya varmış. Burada böyle bir başıma. Ya aklıma gelmişken şu avukatı ben bir arayayım. Alo, İrfan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün bir görüşme ayarlamanız mümkün mü acaba? Harika. O zaman bekliyorum. Evdeyim. Peki, ne zaman isterseniz. Görüşmek üzere, hoşça kal. Hiç değilse kafam rahat olacak. Allah'ım, kabus bu. Gerçekten kabus bu. Benim bir an önce bu sefil yerden kurtulmam lazım. Sen dışarıda mıydın? Hı, simit aldım. Öyle mi? Sen de çay demlemişsindir herhalde. Çay mı? Evet, hani Karadeniz'de yetişiyor. Saçmalama, çay falan demlemedim herhalde. Şimdi biz ev arkadaşı olduğumuza göre iş paylaşımı yapmamız lazım. Ben simit aldıysam sen de çay demleyeceksin. Yok artık. Ha, ama ben simit yemem sevmem diyorsan sen bilirsin. Ben kendi çayımı demlerim, otururum bir güzel yerim yani. Of. Kızlar, bir şey unutmadınız değil mi? Hı-hı. Aferin size. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Öğretmeninizi iyice dinleyin, tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam Melek teyze. Görüşürüz anneciğim. Güle güle. Hadi bakalım. Baba, bizi sen mi götüreceksin okula? Evet kızım. Yaşasın. Hadi bakalım arabaya. Okula geç kalmayın. Of ya, şu düştüğüm hallere bak ya. Buna biraz daha mı çay koysam? Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Oho! Ne olsun? Bize bu sene çay yok anlaşılan. Bak ben böyle şeyler yapmaya alışkın değilim. Ya hiç böyle şeyler yapmadım. Ya tamam sen alışkınsın ama ben hiç mutfak elemanı olarak çalışmadım canım. Belli canım belli. Sağdaki yabancı maddeye benziyorsun aynen. Çekil ben yaparım. Zaten simitler de soğudu, taş gibi oldu. Hem yani mutfak değil ki. Her şey dökülüyor. Ah bu bahaneler, ne şahaneler. Ne bahanesi ya? Görmüyor musun mutfağı? İlk mutfak falan herhalde. Yani ben alışkın değilim böyle şeylere. Tabii sen alışkınsın böyle ama. Evet doğru, ben alışkınım. Malum sen de patron kızısın. Kimse kimseyi biraz zorla tutmuyor. Kapı orada. Ne
Senin havan kime ya? Havan kime? Gonca nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda Necdet Bey, bir sıkıntı yok. Gözünün üzerinden ayırmıyorsun değil mi Erkut? Bak sana güveniyorum. Merak etmeyin Necdet Bey. Herhangi bir şüpheli hareket görürsem hemen size haber vereceğim. Peki bu Serdar şerefsiz eve geldi mi hiç? Yok Necdet Bey. Ne işi var çiftlikte? Bak görüp de bana söylemiyorsan... Hiç olur mu öyle şey Necdet Bey? Gonca'yı sakın koruma bana. Sakın. Bütün her şeye şerh koyduracağım. Nasıl? Bütün tapulara, üzerime kayıtlı mal mülk ne varsa işte. Avukatla konuşup hepsine şerh koyduracağım. Doğrusunu siz bilirsiniz Necdet Bey. Böyle zorlu bir dönemde Arzu'ya da Gonca'ya da hiç güvenmiyorum. Gonca Hanım, sizi arayınca alakalı olabilecek bütün belgeleri toplayıp getirdim. Çok sağ olun İrfan Bey. Siz yıllardır Necdet'in yanında çalışıyorsunuz. Onun en iyi avukatlarındansınız. Yani en doğru bilgiyi sizden alabileceğimi düşündüm. Sağ olun. Aslında ben daha ayrıntılı bir bilgi istiyorum. Yani daha net. Nasıl yani? Mesela Çatalcı'daki çiftlik evi. Tahminen ne kadar eder orası? 2 milyon dolara yakın değeri var o çiftliğin. Ya. Peki bu Levent'teki villalar her biri ne kadar eder? Buyurun bakın. Hepsi burada mevcut. Peki burada yazan rakam hepsi için mi yoksa? Hayır hayır. Tek bir villanın yaklaşık değeri. Demek öyle. Satışa mı çıkaracaksınız? Hayır, yok yok hayır. Peki bu Beykoz'daki araziler? Gonca Hanım, merakımı maruz görüyorum fakat bütün bunları niçin öğrenmek istiyorsunuz? Bakın İrfan Bey, sizinle daha açık konuşacağım. Bir konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var. Tabii buyurun. Necdet'in ne kadar malı mülkü varsa, gayrimenkuller, borsadaki hisse senetleri, araziler... Ben tüm mal varlığını üzerime geçirmek istiyorum. Nasıl yani? Neden? Necdet Bey'in isteği mi bu? Hayır. Gonca Hanım böyle bir şey... Siz bana yardım edecek misiniz onu söyleyin. Ben bunu Necdet Bey'e yapamam. Bakın, eğer bu işi hallederseniz bana kazandırdıklarınızın %5'i sizin. Yani milyonlardan bahsediyorum. Bence siz bir düşünün bunu. Kapılarını açıyoruz. Erkut, sen miydin? Ben de o Asuman gereksiz zannettim. Asuman nerede ki? Bilmem, çıktı. Allah Allah. Bunlar ne? Markete uğradım, yiyecek bir şeyler aldım size. İyi bari. Bana kalacak başka bir yer buldun mu? Ya Arzu, biz seninle ne konuştuk, ha? Ben seni buraya getirmesem şimdi sokaklardaydın, değil mi? Birazcık idare et, şımarıklığı bırak ya. Ne şımarıklığı ya? Eski püskü ev, içeride nefes bile alamıyorum ben. Sıyıracağım, yemin ederim sıyıracağım ya. Çık cama, al nefesini Arzu ya. Tıkama beni, tıkama. Tamam, peki. Babanla konuştun mu? İyi mi, nasıl? İyi. Yani, orada nasıl olunursa işte. Beni sordun peki? Anlattın mı o adi karısının bana neler yaptığını? Vakit yoktu Arzu, çok fazla bir şey konuşamadık. Aslında benim gidip onunla konuşmam lazım. Öyle de Necdet Bey bu ara kimseyi görmek istemiyor. Allah kahretsin ya. Daha ne kadar köşeye sıkışabilirim ya. Daha ne kadar köşeye sıkışabilirim. Ne diyorsunuz? Gonca Hanım, bu söylediğiniz çok tehlikeli. Dolandırıcılıktan ve sahtecilikten... Bir dakika. Şimdi isterseniz hiç oralara girmeyelim. Çünkü ben bu malların hangi yollardan edinildiğini çok iyi biliyorum İrfan Bey. Yok. Yasa dışı bir durum yok. Bakın. Yok öyle mi? Necdet Bey bir iş adamı. İsterseniz birbirimizi kandırmayalım İrfan Bey.
usulsüzlüklerle ihaleleri nasıl kazandığınızı, kara para aklayarak İsviçre'deki hesapları nasıl kabarttığınızı ve bütün bu işlemlerde sizin de parmağınızın olduğunu ben çok iyi biliyorum. Gonca Hanım, biz emir kuluyuz. Necdet Bey ne derse biz onu yaparız. Tamam işte, artık Necdet yok. Eğer siz bu işi hallederseniz oldukça kârlı çıkarsınız. Ama yok derseniz... Tamam, tamam peki. Konuşalım Gonca Hanım. Şu durumda olduğuma inanamıyorum ya. Ne işim var benim burada ya, ne işim var? Peki babam ne zaman çıkarmış içeriden? Ne çıkması Arzu? Necdet Karapınar o, yani bir yolunu bulur çıkar herhalde. Bu sefer o kadar kolay değil. Nasıl ya? Ben ne yapacağım babam içeriden çıkana kadar? Böyle beş parasız yaşamaya devam mı edeceğim yani? Erkut, sen babamla görüşmeye gittiğinde konuşsan, adamlarına talimat verse, bana bir miktar para yollasalar. Erkut, sen beni dinlemiyorsun ya. Dinliyorum Arzu, söyle. Ya ne söyleyeyim ya? Bir saattir havaya mı konuşuyorum ben? Ya tamam, dalmışım. Söyle. Dalmışmış. Tabii. Hayaller Osman, gerçekler Arzu değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Gözün yollarda kaldı diyorum. Buraya sırf Osman'ı görmeye geliyorsun ama benim ne olacağım hiç umurunda değil. Arzu, saçmalama. Hayır, o kızı ne bulduğunu da anlayabilmiş değilim yani. Sen böyle ciddi ciddi varoş seviyorsun. Ya Arzu, asabımı bozma benim. Yok öyle bir şey diyorum ya, yok. Manyak bu ya. Şimdi de bana sardı, değil mi? Erkut. Asma. Nerelerdeydin sen ya? Merak ettim. Öyle birkaç parça bir şey almak için çıkmıştım. Ne gerek vardı ya? Ben yaptım alışverişi. Hadi ya. Aman olsun. Neyse. Asuman, bak burada güvendesin. Rahat ol. Arzu'yu da takma kafana. Ne derse desin. Aldırma sen. Ben evin birkaç aylık kirasını da verdim. Erkut, sen bütün bunları neden yapıyorsun? Nasıl yani? Yani beni polislerden kurtardın. Bir evde saklıyorsun. Yani durup dururken bir insan bunu yapmaz. İnsanlık öldü mü canım, değil mi? İnsanlık diyorsun yani. Yani. Neticede delikanlı adamız Asuman. Bizim kitabımızda yazmaz öyle çaresiz kalmış birisine el uzatmamak. Değil mi? Ya sizin kitap güzelmiş de. Arzu Hanım pek öyle demiyor ama. Yani daha başka şeyler ima ediyor. Ya sen ne bakıyorsun Arzu'ya ya? Kafayı sıyırmış iyice, anlamadın mı? Elindeki avucundaki her şeyi kaybedince ne yapsın işte. Neyse hadi ben kaçtım. Ne kadar güzel hava. Evet, artık yaz geldi. Biraz daha yolansaydın, kış tekrar gelecek sandım ben. Aa, benim yüzümden geç çıktık yani, öyle mi? Hayır hayatım, tamam ya, şaka yaptım. Hayır, tamam yani, banyoda birazcık oyalandım ama... Şaka yapıyorum aşkım, tamam, şaka. Selim. Yine ben kullanacağım değil mi arabayı bugün? Ya hayatım, bırak da biraz ben asfaltı ağlatayım. Ya hayır, ne olur ben kullanacağım. Ya bak, daha çabuk gitmek istiyorsan bana bırak. Ha yani ben yavaş sürüyorum, geç gidiyoruz öyle mi? Yani... Bir parçacık ya, şu kadar işte. Sen böyle karını kırmaya devam et, tamam mı? Ya Zeynep, ne kırması ya? Hayatım tamam. Bak, yavaş gitmek doğru olandır, daha emniyetlidir. Yalancı. Hadi hadi, gidelim artık. Sen de yarın kullanırsın. Selim Bey, tatlılığınıza güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Ben kullanacağım işte. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Yazın Muturan'ı. Hile yapmak yok ama. Ben? Evet, sen. Ya sen aşkına hiç güvenmemişsin ama ya. Ya tamam, tamam, tamam. Tura olsun. Ne geldi, ne geldi? Bir dakika.
fatura. Yaşasın, ben kazandım işte. Hadi ver anahtarı. Al bakalım. Alırım böyle anahtarı. Kapıyı da açalım lütfen. Teşekkürler. Vay. Zeynep Emiroğlu. Demek sen de o üniversitedesin. Şunların haline bak. Çok mutluyuz Poza ha. Ne büyük aşk. Balayı malayı. Şu fotoğraflara bak. Güzel kız ama hoş. Elindekiyle yetinmeyi bilmiyor. Pis köpek. Gidiyor bir de başkasının sevgisine göz koyuyor. Oo, düğün albümü de varmış. Zeysel Düğün yazmış bir de. Nereden baksan bir yıl olacakmış evlilikleri. Demek taze aşk. Bakalım ikinci yılı görecek misiniz? Aşkım korkma, hadi bas gaza. Ne korkması Selim, basıyorum ya. Tabii canım, sen de haklısın. Bu kadar hız da yeter. Ne olsa akşama kadar vaktimiz var. Öyle yavaş yavaş etrafı izleye izleye gidiyoruz işte. Hangi ağaç meyve vermiş? Hangi kuş nereye konar? Aa, bak kaplumbağa da geçti bizi. Olsun yani. Bunları da bilmek gerekiyor sonuçta. Acemisin diyorsun yani bana, öyle mi? Yok aşkım, ben öyle bir şey demek istemedim. Yani kanlı gibi gitmek de güzel. Böyle at arabasıyla gider gibi. Tıngır mıngır tıngır mıngır. Oh yavaş yavaş. Demek öyle. Zeynep ne yapıyorsun? Nasılmış tıngır mıngır, sevdin mi? Aşkım tamam tamam, yavaşla. Aşkım tamam tamam, yavaşla bir. Hayır, acemi değilsin dersen belki normalizma geri dönerim. Hayatım tamam diyeceğim, hadi ne olursun gazdan çek yavaş yavaş ayağını. Bak ben çok korkmaya başladım. Yemezler canım, acemi değilsin diyeceksin. Hem bu hız ana yola çıkmamı istemezsin herhalde, değil mi? Tamam tamam, değilsin değilsin. Duyamadım. Ya benim karıma kimse acemi falan diyemez. Şümaya rahat etmiş yanında ya. Ben acemi diyen dilleri keseceğim aşkım. Ne olursun yavaş, artık çok korkmaya başladım. Şümaya mi dedin sen? Nasıl kasa basmak da öyle. Canım gördüğün gibi senin karın isterse Formula 1 pilotluğu bile yapabilir yani. Tamam tamam, korkma. Normalizme döndüm artık. Kızları okula bırakıp geldim. Elif arkadaşlarını görünce hemen onların arasına karıştı. Öyle mi? Bugün okula gitmem deyince ben de zorlanır sanmıştım. İçim rahatladı şimdi.
bir an okuldan soracak diye çok korkmuştum. Sen hiç korkma Melek. Kızımız gayet iyi. Ben içeri gideyim en iyisi. Hay Allah. Dur Melek, keseceksin elini. Bak demiştim sana. İyi misin? İyiyim. Ufak bir sıyrık sadece. Benzin atmış. Bir şey mi oldu? Yok. Sıcak geldi de biraz. Ben biraz hava alayım. Ah zaman, vurur geçer.